Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Aşım Koç. Bugünkü videomuzda e, bir oyun oynamayacağız. Bugün e, web programlama serilemeyen daha çok böyle programlama tarzı videoları sonunda tekrar tam olarak geri dönüyorum. Aslında programlama videolarına dönmüştüm zaten. Arada sırada video Basic ve C# videolarını atmıştım zaten yakın zamanda. Ama daha atılacak e, videolar vardı. Mesela PHP videoları uzun zamandır gelmiyordu. Umarım php dersleri de anlatabilirim. Güzel olur. O yüzden arkadaşlar hemen e, ilk dersimizden önceki hazırlıklara başlıyoruz. Bugünkü videomuzda Wamp Server kurulumunu anlatacağım. Öncelikle kendi bilgisayarına Wamp Server adresleri kurulu. O zaten kurulu. Şimdi ben bunu sanal makineye kuracağım. Çünkü e, gerçek bilgisayarda e, kuruluyken bir daha üstüne kuramıyoruz maalesef. O yüzden arkadaşlar Wamp Server'ı yönetici olarak çalışarak başlıyoruz. Öncelikle nereye indireceğinizi söyleyeyim. Hemen göstereyim. Ben kendi bilgisayarımdan göstermek istiyorum. Burada RAM kullanımı bayağı yüksekmiş o zaman. Buradan göstereyim. Çünkü çok fazla RAM kullanım var şu anda. Hemen girelim arkadaşlar. Daha sonra eee server yazıyoruz Google'a. Çıkan ilk adrese, bu Fransızca olan adrese giriyoruz. Sonra aşağı iniyoruz şöyle. Şuradan aşağı iniyoruz. Burada Warp Server 64 bits'i tıklıyorsunuz. Sonra ise ee, Buradaki Download directly linkine tıklıyorsunuz. Burada böyle bir hata veriyor maalesef. 3.1.9 yok diyor. Warp Server 3 daha sonra e, ee, bir üste giriyoruz. Sonra Warp Server 3.0'ı giriyoruz. Sonra ise buradan Wamp Server 3.2.0x64.exe'yi tıklayarak indiriyoruz. Ee, daha sonra tabi site güncellenince sizde bir sıkıntı olmayabilir. Ee, Bu siteyi daha tam güncellemedikleri için böyle. Sonra ise buradaki dosyamızı yönetici olarak çalıştırıyoruz indirdikten sonra. Ve OK diyoruz öncelikle burada İngilizce seçiyor. OK diyoruz. Sonra ise I accept the agreement diyoruz. Next diyoruz. Burada tabii ki de e, belli başlı paketlerin eee belli başlı paketlerin eee emin olun diyor. E, eğer bir paketlerde bir sıkıntı çıkarsa o zaman hiç şey yapabilirim isterseniz. Bu paketlerde bir sıkıntı çıkarsa hemen ara bir kısımda kurabilirim. Bu paketlerin kurulumuna emin olun. 2013 kurulu değil şu anda bende burada yani. Bakacağız yine de. Şimdi burada e, daha sonra next böyle bir ekran geliyor. Ha, nereye kuracağını dair. Vamp 64 CD kuruluyormuş. Cool next diyoruz. Sonra ise burada neyi kurmak istediğimizi soruyor. MariaDB ve MySQL seçenekleri var. MySQL 8.0, MySQL 5.7 ve MariaDB 14.10 ve 13.20 var. Farklı farklı seçenekler. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer e, MySQL ile kullanmak istiyorsunuz. Mesela ben e, kendi bilgisayarımı kullanıyorum ama burada kullanmayacağım. O zaman MySQL'de e seçebilirsiniz. Ya PHP'nin farklı sürümlerini. 7.3-7.4 zaten seçili. Ee, 5.6 da seçili. İsterseniz farklı sürüm seçmişsiniz veya MySQL'de e seçebilirsiniz. Sonrasında next doors, next ve install doors arkadaşlar. Eğer hata çıkarsa 2003 e, 2013 fan ile ilgili o zaman ben hemen videoyu durdurup o ara, ara kısımda halledeceğim onu. Çünkü çok vakit alıyor kurulumlar. Bütün hep hepsinin kurulu olduğuna emin olun arkadaşlar. Sonra ise bize gördüğünüz gibi Internet Explorer kullanılacağını söyle. Hayır diyoruz. evet diyoruz burada. Başka bir tarayıcı kullanmak istedim, istiyoruz çünkü. Daha sonra arkadaşlar program program files x86'da yer alıyordu sanırım. Evet. Google Chrome application ve Chrome'a tıklıyoruz. Daha sonra burada hayır diyelim. Sonra ise şöyle bu yere veriyor. İlk açılışta bütün hizmetler başlamayabilir. İ yani ilk yeşil olmayabilir. Bu durumda Wamp e Vamp ikonuna tıklayıp restart tıklamanız gerekiyor diyor. Şimdi next diyoruz ve finish diyoruz ve sonunda Vamp server kuruldu arkadaşlar. Şimdi bunu yönetici olarak çalıştırarak başladım. Umarım çalışır diye tahmin ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi WAMP server çalıştı. Şimdi buradan hemen şeye geçelim. Buradan tek tek edit işlerinin nasıl yapılacağını geçelim. E, öncelikle e, hemen e, kurulu olduğunu nasıl anlarız onu, anlat, onu göstermek istiyorum. Tarayıcımızı açıyoruz. Sonra ise tarayıcının bu kısmına local host yazmamız yeterli olacaktır. Sonuç olarak da eğer bu ekrana karşılaştıysanız yani vamp server'ın bu ekrana karşılaştıysa o zaman hiçbir sıkıntı yok demektir. PHPMyAdmin'e de girebilirsiniz tabii ki de. Eee root diyerek direkt giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde eee İstediğiniz bu şekilde birçok işlem yapabilirsiniz tabi sunucuda. Şimdi biraz dan bahsetmek istiyorum. Çünkü sadece kurla, kurmakla bitmiyor. Ee, sadece kurmakla bitmiyor iş. Ayarları da var. Şimdi ona geçelim. Ayarları yapmak için e, tek tek başlayalım da. Öncelikle ilk olarak e, Apache'nin e, Vhost'larını, Virtual Host'larını da değişiklik yapalım. Bunun için ben Notepad++ kullanmak istiyorum. Ondan dolayı... E, Hemen şurada Notepad Plus Plus'ı indirip indireyim şuradan hemen. Indirme yapmışım. maalesef Notepad Plus Plus'ı. 782, 64 bit zip olarak indireceğim. Karşıdan yüklemelere indir bakayım. Sonra ise şunu indirmiş oldu nasıl lazım evet indi. Sonra ise hemen şunu kapatalım. Notepad plus plus indikten sonra arkadaşlar hemen karşı denklemlerden bunu ee, WinRAR'dan extract to diyorum. Yani klasörü çıkartıyorum. Pardon WinRAR diyordum. Yanlış yaptım. Şunu extract to diyorum. Sonra ise Notepad++'ı yönetici olarak çalıştırıyorum. Sonra ise bu httpd conf dosyasını yani httpd vhost conf dosyasını erişmem lazım. Bunu da nasıl yapıldığını anlatıyorum. Bilgisayar C Vamp 64 yani kurduğunuz vamp kurduğunuz yer. Daha sonra 1000 Apache Apache 2.441 Tabi size düşürüm de değişebilir. Daha sonra conf ve HTTP'de conf açıyoruz. Sonra ise bir de ekstra klasörü gizip HTTP'de vhost conf dosyasını açıyoruz. Bu dosyalar önemli. Buradaki buradaki şeylere ee, gerek yok. Buradaki şeyde, buradaki şeylere gerek yok. Buradaki önceki server admin değiştirerek başlayalım. İstediğinizi e-posta yazabilirsiniz. Ben şimdi e, bu şekilde bırakacağım. Kendi e-postanızı yazın buraya. E, bu sayede şeyde yani internal serverları verdiğinde orada e-posta olarak o gözüksün. Sonra ise e, burada devam ediyoruz. E, oku Bunları dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi serverı eğer lokalden girecekseniz sadece o zaman burası şimdi vhosta geçiyoruz o zaman olduğu gibi kullanabilirsiniz ancak eğer serverınızı ağdaki diğer kişilerden ya da doğrudan şeyden erişmek istiyorsanız farklı yerlerde internet üzerine açacaksınız o zaman buradaki require local kısmına httpdvhost.com'daki işte şu kısımdaki require localı require all granted yapmanız gerekiyor. Tabii ki de bu sadece burada bitmiyor. bunu yaptıktan sonra serverda bile A'dan erişememe ihtimaliniz var. Hemen daha sonra yaptıktan sonra ise restart all services diyoruz. Bunu yaptıktan sonra restart diyoruz. Sonra ise restart yapacak hepsini. Hemen hızlı bir şekilde restart yaptı. bazen daha sonra bunu yaptıktan sonra A üzerine erişebilmeniz gerekiyor. Eğer A üzerine erişim sağlayamazsanız yani bunun IP adresine bakalım hemen. Yani bunun ipsi neymiş 2.252 Eğer bu şekilde connecting de kalırsa bunun sebebi e, şudur e, Öncelikle bunun sebebi tam olarak ya güvenlik duvarını veya Wamp'ın kendi içinin engellemesi olabilir Buradan vampa sağ tıklıyoruz. Vam settings diyoruz. Sonra ise allow virtual host local ips, otherdan 120.9.0.9 yıldız diyoruz. Sonuncu bir kere yerine başlayacak. Sonra ise şey yapacak. Sonra ise güvenlik duvarını açmamıza gerekiyor. Çünkü güvenlik duvarında bu işlemler yapacağız. Gelen kuralları açıyoruz. Sonra ise yeni kural diyoruz. Programla ileri diyoruz. Sonra göz at diyerek eee Vam 64 1000 Apache apache 2.4.41 bin ve HTTP seçiyoruz. Bunu kopyalayın bu adresi. Sonra ise bağlantı izin ver diyoruz. Ee, sonra ise bir isim girebilirsiniz. Ee, Apache diyoruz. Daha sonra giden kurallarına da ekliyoruz bunu. Bunu ise bağlantı izin ver yine aynı şekilde. Bunu da Apache ismi girelim. Sonra ise Vamp Server'ı yeniden başlatıyoruz. Tekrardan. Çünkü öbür türlü güvenlik duvarına takılıyor maalesef. Tam kırmızı olduğuna emin olun. Kırmızı olduktan sonra tekrardan yeşil olmasını bekleyin. Sonra ise tekrardan erişmeyi deneyin. Çoğunlukla bu şekilde düzelme ihtimali yüksek. Gördüğünüz gibi şu anda sorunsuz bir şekilde artık şeye geçebiliyoruz. Fakat PHP MyAdmin'e erişemezsiniz. birkaç ayar yani global açmayı gösteriyorum. PHP MyAdmin'e erişmek için erişebilmek için yani Notepad Plus Plus tekrar açacağım ben buradan. Şuradan c Wamp64 Apps değil daha doğrusu e, alias ve PHP MyAdmin'i konfa açıyoruz ve burada ise Ricard Local'ı tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Ricard All Granted yapıyoruz. Ve bunu ise eee Apache 24 yani Apache 2.4 öncesi sürümler için ise Hello from all olarak değiştiriyoruz. Burası fazla önemli hiç önemli değil. Çünkü Apache 2.4 kullanıyoruz. Şurası önemli. Yukarı all granted. Daha sonra ise buraya kaydediyoruz. Sonra ise Vamp Server'ı yeniden başlatıyoruz. Ee, hemen. Sonra ise e, büyük bir ihtimalle Vamp Server'ın buradaki Vamp Server'daki PHP maletmine artık her yerden erişebileceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok artık. Root olarak erişiyorum. Ve artık sonunda sorunsuz bir şekilde erişebiliyorum. Hatta PHP Info'yu da yapabiliriz. Bakın PHP Info'da Windows e, zaten burada fark ettiyseniz server sürümüne anlaşılabiliyor bu. E, burada e, yani işletim sistemine Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 gözüküyor. Çünkü Windows 7 yüklü sanal makinede. Eğer eğer Windows 11 yüklü 10 yüklü bir bilgisayar olsaydı o zaman Windows 10 yazardı. Windows 10 ile ilgili bir şey çıkardı. Fakat e, bu bilgisayarda yani fakat e, benim ana bilgisayar Windows 10 kullanıyorum. Şeyi kullanmıyorum. E, sağ makine 7 kullanıyorum. Bu sayede ayırt edebiliyoruz. Aynı zamanda buradaki bilgisayar de zaten farklı. Normalde bu böyle bir bilgisayar resmi yok ve Buradan birçok servisi nasıl çalıştığını görebilirsiniz. MySQL, NED falan. PHP Variables falan hepsi çalışıyor bakın. PHP Variables falan. PHP şeyleri. Pet klasörü var burada tabii ki de. Pet klasörü var. Birçok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ve VAM serverin diğer ayarlarını da yapabilirsiniz tabii ki de VAM e, serverin diğer ayarları da var. Mesela PHP ayarları falan bunları sonraki videolarda anlatabilirim ancak e, bir, bundan sonraki videoda anlatmam yani bundan bir sonraki videoda anlatılmayacak çünkü o video oyun videosu olacak. E, sonraki videolarda bunu anlatabilirim bu sayede Size güzel bir şekilde e, bilgi vermiş olurum ve bu sayede e, dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.